بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أما بعد، باب ما جاء في بعض الآداب. محترم kardeşlerim، bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kısım güzel ahlak, huy, edep olarak seçmiş olduğu hadis-i şeriflerden okuyacağız inşallah. Müellifimiz müstakil bir bab açmamış, bazı hadis-i şerifleri kısa kısa zikretmiş, bazı bir kısım edepler demiş. Edep dinimizin güzel gördüğü şeylerdir. İnsanlar bunu yaparlarsa hiç şüphesiz sevap kazanırlar. Terk ederlerse bir günahı olmaz ama genellikle kendi zararlarına olan huylardır. Bunlardan bir kısmını inşallah okuyalım. Bu edep bahsi bundan sonra bol bol kendi konuları üzerinde devam edecektir. Bunlar belli bir konu altında olmamış hadis-i şeriflere toplamışlar. Gâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem enzilun nâse menâzilehum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Enzilun nas, nası inzal edin, konuklayın, ağırlayın. Menazilahın kendi menzillerine, makamlarına, vaziyet durumlarına göre cemiyet içerisinde. Yani insanları kendi halleriyle, şanlarıyla, makamlarıyla, mansıplarıyla münasip olan makamlara gösteriniz. Yani herhangi bir mecliste, bir mahfilde bulunuluyorken efendim onlara gerekli ikramı gösterin, haklarını, hürmetlerini zayi etmeyin, koruyun demektir. Eskiden her bir devletin kendine göre bir teşkilat kuralları vardı. Teşkilat kuralları vardı. Vardı değil, hala vardır. Yani memlekette şöyle bir silsile-i meratip vardır. İşte bu memlekette bir numara cumhurbaşkanıdır, iki numara meclis başkanıdır, üç numara başbakanıdır, dört numara ayıp da olsa, garip de olsa genelkurmay başkanıdır. Ondan sonra bakanlar filan geliyor. Yani böyle bir kendi aralarında tertip konmuş. Şimdi insanlar bir teşkilatla idare ediliyor, bir devletle idare ediliyor. Devlet bir kısım insanlara belli görevler veriyor, makam veriyor. Bu makama oturan insana da bir kısım o makamın gereklerini yerine getirsin diye güç veriyor, kuvvet veriyor, imkan veriyor. O da o işleri yürütüyor. İnsanların bir kişisel, şahsi hizmetleri vardır. Bu Allah katında takvaya göredir. İnne ekremakum indallahi etkakum. Allah katında en mükellemini, saygı, hürmete şayan, makbul olan insanlar, Allah'tan en fazla korkan, Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini en ihlasla güzelce yerine getiren, haramlarından kaçınanlardır. Yani bu kesindir. Bu böyle. Şu memleketin içerisinde makamı itibariyle hiç olmayan, zayıf, fakir, kimsenin değer vermediği bir insan Allah katında en üstün insan olabilir. Bir veli kul olabilir. Amen. Bu böyle. Bir de devletin idaresinde, toplumun idaresinde bir kısım vazifeler ya da o cemiyetin işlerinin yürütülmesi için bir kısım makamlar vardır, mansıplar vardır. Dolayısıyla insanların itibar etmiş oldukları bu makam ve mansıplara layıkıyla değer vermek, o cemiyet içerisinde birlik, beraberlik, düzen, asayiş, emniyet vesilesidir, huzur vesilesidir. Onun için diyelim ki bir memlekette reis cumhur olur, başbakan olur, vali olur, bakanlar olur. Bunların kişisel faziletlerinin ötesinde vazifelerini yerine getirmek için hepimizin onlara millet olarak vermiş olduğumuz o güç ve imkanları vardır ve bunlar gelişlerde, gidişlerde dikkate alınmalıdır. Yani şuraya memleketin valisi geldiği zaman sıradan bir insan gelmiş muamelesi değil, makamına layık birisi olarak oturtulmalı, ağırlanmalı ve uğurlanmalıdır. Bu o insanın şahsıyla alakalı bir şey değildir. Yani şahıs itibarıyla o insan sizlerden de orada oturanlardan da çok daha ehven, çok daha ne bileyim daha az faziletli bir insan olabilir. Biz onun şahsına karşı değil,
bulunduğu makama, o makamın da millete, hizmete, asayiş, emniyet, huzura katkı sağlasın diye bu işler olmaktadır. Onun için bu huzurun, bu istenilen istifadenin gerçekleşebilmesi için Müslümanlar da böyle makam, mansıp sahibi olan insanları kendi makam ve mansıplarına uygun bir şekilde ağırlamalı, ikram etmeli, oturup kaldırmalıdır. Bu önemlidir. O insanlar da bu işi yaparlarken kendilerine bundan dolayı yapıldığını bilmeli. Ayrıca bir fazilet furuşluğa girmemelidir. Yani orada işte ne diyelim, bir mesela ben öğretmendim, mektebin idarecisini kabul ederim. Mektebin idarecisi bir müdürdür. Devlet oraya atamıştır. Müdürlük devletin işlerini orada götürür değil mi? Bu adam bunu yaparken bu adamın idaresine hepimizin yardımcı olması lazım. Geldiği zaman müdür geldi diye ona oturduğu yere, kalktığı yere bir müdürlük makamında kabul etmemiz lazım. Kanuna muhalif olmayan emirlerine de itaat etmek lazım. Böylece orada emniyet, asayiş, huzur temin edilir. Ama şimdi oraya oturan adam da oturduktan sonra saçma sapan emir vermemeli. Kanunlara aykırı emir vermemeli. Ben ne dersem o olur, yatın yat asker gibi, kalkın kalk. Buna da hakkı yoktur. Ya da efendim ben buranın idarecisiyim, sağlık hakkında şöyle konuşuyorum, orada bir doktor var. Şimdi bu terbiyesizlik olur. Yani sağlık hakkında birisi konuşacaksa o konuşsun. Veya değil mi, eğitim, din hakkında birisi konuşacak, orada müftü var. Bırak da orada müftü konuşsun yani, sen değil. Şimdi sen hem müftüye hem ona, orada bir hakim var, ona hukuku anlatmaya kalkıştırsan, bu da dengeleri kaybetmek demek. Demek ki tabi yapmaz. Aklı başında hiçbir insan bunu yapmaz da. Bunların bilinmesi lazım. Öyleyse böyle cemiyet içerisinde haliyle, tavrıyla, şanıyla, makamıyla, mansıbıyla ya da çok faziletli bir insan, sevilen, beğenilen bir alim, bir veli kişi, bir halkın severek uyduğu, gönül rızasıyla bağlandığı eşraftan bir insan geldi meclise. O insana da o cemiyetteki itibarı, sevgisi ölçüsünde bir makam, bir yer vermek icap eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan buyuruyorlar. Yani teşrifat kurallarına uymamız her halükarda bizim menfaatımız, rahatımız içindir. Enzilün nase menazilahum, insanları halleriyle, şanlarıyla, makamıyla, mansıplarıyla münasip olan makamlara, yerlere oturdunuz. Giderken ve gelirken bunlara dikkat ediniz. Yani bu tür faziletli insanların ya da muhtarlığı büyük olan insanların rastgele önüne geçmeyin. Konuşurken izin alarak konuşun vesaire. Yani bir mecliste büyük küçük belli olması lazım. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka güzel hadis-i şerifi: tasafahu yüzhübül gille an kulubikum. Tasafahu, musafaha yapınız. Musafaha yapmanın niye böyle bir emir var? Yüzhübül gille an kulubikum. Kalbinizde meydana gelen gille, duş, yani soğukluğu, nefreti, bunun gibi buz ve adaveti kaldırır. Allah Celle Celaluhu insanı böyle yaratmıştır. Gerek el ile, gerekse bir başka şekilde temas, sıcaklık demektir. Temas, yakınlık demektir. Ne kadar yaklaşırsanız, yani maddi açıdan yakınlık, manevi açıdan da yakınlığı gerektirir. Musafaha aslında avuç işlerinin birbirlerine sürtülmesidir. Böylece temas gerçekleşmiş oluyor, dokunma gerçekleşmiş oluyor. Eskiden daha çok böyle yapar, baş parmaklarını tutar ve her iki musafaha yapan da böyle olunca birbirlerine mani olmamış olur. Ellerini öpüverirlerdi. Biz bunu böyle büyük insanlardan gördük bazen. Her ikisi de bizim elini öpmek istediğimiz ama bize öptürmeyen insanlardır. Faziletli insanlardır. Onlara bir bakıyorsunuz ki kendileri bir araya karşılaştıklarında baş parmaklarından tutarak avuçlarına yaklaştırıyor. İkisi birden eğri, her biri kendi öbürünün diğerinin eline öpüveriyorlar. Böyle olunca kafalar da birbirine değmiyor böyle tuttukları zaman. Ben ilk defa gördüğümde bu hareketi İstanbul'da çok hoşuma gitmişti. Adamlar ikisi de birbirlerinin yanına öpüyorlar. Ya ne muhteşem bir şey diye. Öyle.
En öfme, şimdi biz de İslamiyet'ten uzaklaştıkça ve kurur gibi benlik, enaniyet bu tür şeyler basıyor bizi. Ölümmek zorumuza gidiyor. Kıyama kalkmak zorumuza gidiyor. Birisini düğme iliklemek zorumuza gidiyor. Halbuki karşımızda esnef-i mahlukat bir insan var yani. Çok enteresan. Eski insanlar bu gibi şeylerde kusur etmezlerdi. Ben bir defa ismini vermiyorum. Mübarek bir veli ziyarete gittim. Dinlerce öğretmeni diye kendimi tanıttı. Vazfoka da beni biliyordu gerçi de. Böyle huzuruna gittiğim zaman içimden korkuyla zambı zambı sanki titriyor gibi bir haleti ruhiyeyle öyle severdim, saydım bir zat. Elinde kimseyi öptürmezdi. Ben biraz o zaman gençtim, yeni öğretmendim. Heyecanlı var. Kalktığım gibi böyle tuttum, eğildim adamcağızın elini öptüm ve böyle bir rahatladım. Kendi kendime elini öptüm böyle bir zatım diye. Böyle daha doğrulmadım. Bir de baktım ki benim elimde bir öpme şeyi var. Oluyoruz ya diye baktım. O zaten benim elimde hiç haberim yok. Beklemediğim için tedbir alamam. Benim kızım sanki doğrulamadım. Ben böyle durdum. Estağfurullah efendim dedim. Olsa bozukum tabi bu arada. Tahmin edersiniz. Siz din için çalışıyorsunuz, insanlara dini öğretiyorsunuz, öğrencilere dini öğretiyorsunuz, bunun doğruluklarına katlanıyorsunuz. Sizin yerleriniz öpülür dedi, bizi bir daha mahvediyor. Yani biz bir insanın yerini öperken 10 kere düşünürüz ama faziletli insanlar hiç düşünmezler. Güzel ahlak zaten akla gelen güzelliği otomatikman yapmak demek. Şurada bir fakir gördük. Elimizi cebimize attık, ya şuna bir yemek, ekmek parası verelim. Şeytan bize diyor ki, şeytan ya'idukum fakş. Yahu sabah sen muhtaç olursan kimse sen çek elini cebinden, verme. Bir de sesin. Öyle mi diyor, öyle bizi çekmeye çalışıyor. Yok yahu, adam ihtiyaç, Allah rızası için. İyi olur diye bir daha sokuyoruz elimizi cebimize. Şeytan bir vesvese daha geri çekiyor. El cebe gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Sonunda veriyoruz ama bu ahlak değil. Ahlak olması için tabiata yerleşmesi lazım, otomatikleşmesi lazım. Böyle münasip bir işi gördüğün zaman güzel, hiç düşünmeden tak Allah rızası için yapman lazım. Böyle git gel, git gel, tereddüt değil. Onları da öyle gördüm. Musafaha bu. Şimdi musafaha Allah Celle Celaluhu bu dokunmaya insanlar arasında ilişki, iletişimde öyle bir hassasiyet vermiş ki dokunmakla beraber insanların gönüllü kapakları da açılıyor. Birbirlerine ısınıyorlar, birbirlerini seviyorlar. Onun için konuşma esnasında çok samimi olan insanlar birbirlerinin böyle dizlerine vurur, ellerine vurur, omuzlarına vururlar. Bir şey anlatırken de önemli zatlar onlara aynı şekilde böyle elde elini alır, efendim böyle vura vura, hissede hissede konuşur. Karşıdaki insan, yabancı bir insan bile olsa kendisine böyle bir iltifat yapıldığının hayranlığı ve mutluluğu içerisindedir. Çok önemlidir bu. Yani birisine bir şey anlatırken değer verdiğinizi ifade edersiniz. Değer verdiğinizi karşıya bildirmek, onu sevdiğinizi bildirmek, arzu ettiğiniz güzelliklerin yapılmasının yarı yarıya kazanılması demektir. Adamı kazanmışsınız. Çok önemlidir bu. Veya birisiyle geçim hususunda işte soğukluk var aramızda. Bir şeyler olmuş. Düşman olmuşsunuz, kin olmuşsunuz. Eğer onunla musafaha ederseniz ya da muhanaka yaparsanız, temas gerçekleşirse aranızdaki o soğukluk, o ülkeklik ya da o adalet biiznillahü teala o sıcak temas sayesinde çeker gideriyor. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam tasafahu musafaha yapınız yusubil gırlı ankulubikum kalplerinizdeki gırlı gış gider diyor. Dolayısıyla Müslümanlar karşılaştıkları zaman birbirleriyle musafaha yaparlar. Değerli kardeşlerim, musafaha esnasında selavat-ı şerife getirmek de edeptendir. Eğer bir insan musafaha yaparken selavat-ı şerife de getirse, bu karşılıklı muhabbet ve sevgiden Allah Celle Celaluhu razı olur ve sonbaharda kurumuş yaprakları rüzgarında dayanamayıp savrulduğu gibi günahlar da böyle insanların üstünden defterlerimizden savrulur gider biiznillahirrahmanirrahim. Onun için selavat-ı şerife getirerek musafaha anlaşmak esastır. Kucaklaşmak
çok uzun müddet birbirlerinden ayrı kalmış Müslümanlar içindir. Şimdi bu adama pek dikkat edilmiyor. İşte karşılaştıklarında musafaha yapanlar aynı zamanda kucaklaşıyorlar. O anladık. Şu öpüşme nedir? Erkeklerin birbirinden öpmesi mekruhtur. Hadi bu mekruh diyoruz. Bu sefer kafayı birbirine vurma adeti geldi. Ya Allah aşkına bunlar insanlar nasıl beceriyorlar? Nereden çıkarıyorlar? Ya koç muyuz? Kafa kırıştırıyoruz. Allah aşkına yani. Birisi bize böyle dese kızarız ama işin hakikati bu. Niye? Kafalar niye savuşturur insan ya? Manası ne bunun? Ayette yok, hadiste yok. Dedemizde görmedik. Nasıl bir vaziyette anlaşılmıyor. Böyle garip garip huylar gelip içimize yerleşiyor. Yapmazsan da yadırganıyorsun. Garip bir şey ya. Öpüşme yok. Boynuzlaşma hiç yok. Musafaha yeter. Ama çok uzakta karşılaşmış. Mesela birkaç ay görmemiş bir kardeşimiz gurbete gitmiş gelmiş. O kucaklaşılır. Öyledir yani. Onu da düşünmemek lazım. Dolayısıyla bunun böyle önemli ruhun, kalbin kapılarını açtığını bilen insanlarımız da ille de küsleri tutun bana el ele diye temas ettirir. Musafa yapın bana. Hadi selam ortasın diye onu icbar ederler. Bu dokunmayla inşallah günahlar affı mağfiret olur. Velhasıl musafaha yapınız. Efendim sevdiklerinizle, din kardeşlerinizle karşılaştığınız zaman bu musafaha, mescit içerisinde musafaha hoş karşılanmamıştır. Namazdan sonra yapılan musafahanın birinde hiç yeri yoktur. Musafaha Müslümanların birbirleriyle ilk karşılaştıkları andadır. Eğer caminin içerisinde uzun müddet görmediğiniz bir Müslümanla karşılaştıysanız musafaha o niyetle yapabilirsiniz belki. Ama namazdan sonra ne yapıyorsunuz? Efendim biz birbirimizi tebrik ediyoruz namaz nimetini başardık diye. Tebrik yerine otur Cenab-ı Allah'a hamdü senayi şükreyle yani. Böyle kendi kendimize dinli merasim çıkartmayalım. Bu merasimlere zararlı olur. Mesela bazı yerlerde, memlekette de görüyorsunuz. Camiden çıktığı zaman şöyle sıralanıyorlar. Musafaha yapıyorlar. Yok böyle bir şey. Şimdi bunun ne gibi zararı var? Bunların çok zararları var. Bir kere dinimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabenin hayatında olmayan bir bid'atı niye getiririz? E insanlar selavat getiriyorlar. Ya canı selavat getirmek istiyorsa otur mescide. Akşama kadar selavat getirir. Mani olmaz mı sana ya? Şimdi tehlikesi çok. Bir zaman bir camide böyle olmuş. Ben de hızlı hızlı o gitmek zorunda kaldım. Başka bir memlekette çalışıyordum o zaman. Birisi oradan tuttu beni. Safa gir, musafaha yap dedi. İyi dedik. Safa girek, musafaha yap. Yaptık. Ondan sonra da ben dedim ki arkadaşlar dedim kusura bakmayın ama bunun dinde yeri yok. Bir kısım insanlar mecbur ediyorsunuz. Bak benim gibi bırak benim işim var deseydim ben bana buğz edecektiniz. Ben size kızacaktım. Siz bana kızacaktınız. Müslümanlar arasında ihtilaf ve sebep oluyor. Oradan bir tanesi kalktı. Ben bilmiyorum. Meğer o mahallede daha evvel efendim sıkıyretim de var bu arada. Falan görüşte olanlarla filan görüşte olanlar olurdu olmaz diye kavga etmişler. İşte bir cemaat bir cephanesi öbür cemaat dinden değildi diye birbirlerine girmişler. Beni de onlardan birisi zannetmiş. Adamın biri oradan bağırıyor başladı bana. İstersen paşaya git. İstersen sıkıyretime git. Biz bunu yapacağız. Allah Allah şaşırttım vardım. Ne oluyoruz ya dedim ben. Ya bu tepki niye veriyorlar bana? Bir şey söyledim ben bildiğim bir usta. Acaba ben de hayırdır dedim. Birisi geldi oğlumu aldı getirdi dedi ya burada böyle böyle işler oldu. Adam herhalde ondan bağırıyor. Yapmayalım bunu. Şimdi adamın acele işi var. Ve iş olmasa bile girmek istemiyor canım oraya. Şöyle gelmez mi bu aramıza? Bu Müslümanlarla musafa etmez. İşte bu suizan yeter ya. Ne lüzum var bunun bu gibi şeyler? Birkaç sene önce dört yola gittik. Bir Müslüman Müslüman kaldığımız yer çok kalabalıkta otururken misafirleri paylaştılar. Biz de bir efendinin evine düşmüşüz. Evinde misafir olduk. Sabahleyin namaza gittik. Çıktığımız zaman gene avluda böyle diziliyorlar. Ben gene girmek istemedim. Doğru gittim. Oradan bağırdılar yine. Safa gir efendim. Musafaya gir. Ben burada biraz daha cesaretle gireyim. Müslümanlar birbirlerine hayır işlere davet ederlerse yapılır.
Ama bilin ki yaptığınız yanlıştır. İmamınıza sorun, müftünüze sorun, bu adeti terk edin. Böyle bir şey kitaplarda rafizi alameti diyenler de var filan. Neyse adamlar bir kısmı savurdu, biz gene de yaparız gibisinden filan. Bitirdik, dedim ki ben Allah selamet versin, bu işler sonradan çıktı. Bid'at. Bu memlekette kim getirdiyse bilmiyoruz. Hacı Efendi, sen de bu camide anlaşılan hatırı sayılır bir insansın. Gerekse müftülükle, gerekse işte hocalarla bu işi oturup yazın, duyurun, ikna edin. Böylece bunu ortadan kaldır. Adam dedi ki, hocam ben bunu yapamam dedi. Niye yapamam? Çünkü bu adeti ben getirdim buraya dedi. İyi halt etmişsin dedi. Yani şimdi böyle. Yerinde kullanırsa bir şey güzel olur. Adalet hakkı yerinde kullanmaktır. Zulüm hakkı yerinde kullanmamak. Yerinden başka bir yere koymaktır. Musafaha güzeldir. Kim musafahaya karşı çıkar? Ama yerinde güzeldir. Yerinde olmayan bir yerde kullanırsa o zaman zarar veriyor. Zulüm oluyor. Hak gidiyor, zulüm geliyor. Demek ki bu safhaya kavuşma anlamı olacak. Avuç işleri temas halde selavat-ı şerife getirerek yapılacak. Bu kadar öpüşme yok, kucaklaşma yok. Çok uzak yerlerden karşılanacağım Müslüman kafayla kırışmak da yok efendim. Resul akli, aklın başı el-mudaratu insanları idare etmektir. Yani insanlara yapmış oldukları ufak tefek kusurları görmezlikten gelmek, yumuşak muamele etmek, iyi geçinmektir. Mudaratul nas sadaka demiş Peygamberimiz başka bir hadis-i şerifinde. İnsanları idare etmek, borç karşılamak, iyi geçinmek sadakadır. Şimdi bu mudara nedir? Mudara idare etmekten geliyor. Karşımızda bir cahil adam var. Ona söz söylerken ya da onun söylediği sözü karşılarken kavga da yapabilirsiniz. Onun bir çirkin sözünü şöyle efendimize savuşturabilirsiniz. Savuşturmak esastır. Bakın buradaki şey farklı. Yağcılık, dal kavukluk ya da emri bil maruf nehy anil münkeri terk etmek başka bir şey. Bir haram işleniyorsa bu haram da denilecek münasip bir lisanla. Ya da insanlara nasihat edeceksiniz. Ya da kötülük işlemiş birisine aferin çok iyi yapıyorsun efendi diyerek oradan gelecek menfaat kesilmesin ya da gelecek bir korkuya düşürmesin diye yağcılık yapmak, ona müdahale eder eskiden başka bir şey. Bir de geçimini temin etmek için şahsımıza karşı yapılmış olan bir kısım kusurları görmezlikten gelerek, idare ederek aslanım koçum diyerek belayı savuşturmak başka bir şeydir. Belayı savuşturmak akıllıdır. Akıllı insan bu tür hususları görmezlikten gelir, kavga etmez. Yoksa eğer bunlara göz yumulacak olursam her gün, her saat kavga hazır insanların başında. Efendimiz o yüzden aleyhissalatü vesselam Resul akli, aklın başı en mudara insanları idare etmektir. İdare. Evet, idare başka şey, yağcılık. Yağcılık nedir? Dalkavukluk nedir? Ya da emri bil mağdurla yanı terk etmek nedir? O dini bir mesele olur. Seni ilgilendirmez, dini ilgilendirir. Orada bir kısım ilkeler çiğnenir. Sen orada emri bil mağdur, nehy-i anil münker yapmak durumunda kalırsın. Ve gerçeği kırmadan, incitmeden münasip bir şekilde söylersin. Kabul eder, etmezse etmez. Kendisi bilir. Yağcılık, haksız olan bir adama haklıymış gibi olmadık sıfatlarla ya da ona bir kısım muamelede bulunmak. Yani. Bu başka bir şey. İdare etmek başka bir şey. Evet. Bugünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden bu kadarı alalım inşallah. Allah Celle Celaluhu Müslümanlara karşı hüsnü muamele göstermeyi, onlara karşı kalbimizi temiz, saf tutmayı
nasibi müyesser eylesin. Amin ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.